ya Erdoğan'la Macron kanka mı düşman mı arkadaş mı çözemedim yani. Sanki Macron böyle pek haz etmiyor. Zaten bir iki görüşmesinde be şey dedi o ya ya, ya, ya benim işim kolay mı zannediyorsunuz? Her gün Erdoğan'la her hafta iki defa Erdoğan'la konuşuyorum dediği şeye çıkmıştı. Şimdi böyle iki arkadaş gibi ver sesini. Bak şuradan gel başa gel bir daha ver sesini. Ben the gelecek. I, I offer to come to see you, yeah, yeah, but I'm you are not here. You <gülüyor> were all in Italy. Yes. So come. Okay. I will come. Thank you. Thank you. Mahalledeki arkadaşın böyle çağırmasın abi. Yani ben bizim Muşlu'ya diyorum. Gel Muşlu hadi gel bak. Gelmedin kardeşim ya neredesin? Yine bir buçuk saat geç geldin falan. Herhalde arkadaşlar benim anladığım kadarıyla. isterseniz bir tane öyle bir şey yazalım, açalım anket. Sizce Macron'la Erdoğan'ın hisler aynı mı? Birbirlerine şey mi? Bir belgesel yapılmış herhalde. Oradan gelen görüntüler. Hani gelecektin ya? Macron kardeş. Gelmiyorsun kardeş ya. Erdoğan tabii bu vücut dilini kullanması çok şey hani. Şimdi sen eline bir liderin eline, eline omzuna attığın zaman zaten bir kankaya bağlıyorsun. Naber Macron? <laughs> Onu anlattım değil mi? Bizim fotoğrafçı kardeşimiz var, arkadaşımız Taner. Mr. Big geldi var ya. Yani. Mr. Big şu anda cancel kültürü nedeniyle kovuldu Hollywood'dan. Kadınlara taciz de bulundu falan diye. İşte ben de 5 n kadının, iki üç tane gazeteciye söyleşi vermişler. Çağırdılar. Gittim. Bunlar çekim yapıyor işte. Bilmem ne Harper's, bilmem ne dergisi için. Harper's dergisi için. Taner de çok eğlenceli bir adamdır yani. O kadar muhabbeti ilerletmiş ki. Gitmiş şöyle yapıyor. Vay kardeşim ne haber? Ya diyor bu diyor tam bizim kafada ya diyor. Tıt tıt. Yapıyor. O da o adam <laughs> küfür ediyor <gülüyor> <İngilizce>. <gülüyor> Dedim abi hangi arada böyle bir muhabbet kurdunuz ya? <laughs> Nasıl olaylar bu noktaya geldi? <laughs> Onun gibi. Herkes işin dalgasını gördüğüm kadarıyla. Sizin de keyifler yerinde. Şimdi Erdoğan'ın geleneksel New York günleri başladı. Birleşmiş Milletler toplanacak. Salı günü konuşacakmış. Her zaman olduğu gibi yedinci sırada konuşacak. Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Ve de işte orada Türk Amerikan İş Konseyi de her zaman olduğu gibi yemekler düzenliyor. Biliyorsunuz bu yemekleri bir zamanlar ünlü Amerika'da yaşayan iş adamları sponsor oluyordu. Sezgin Baran Korkmaz. O da kim bilir belki New York'ta ortaya çıkar. Pek zannetmiyorum ama. Ama olmazdı diyemem. Ve orada işte orada çeşitli CEO'lar geliyor. Şey geliyor. Ve Elon Musk'la görüşecekmiş. Erdoğan onunla da bir kankalığı var biliyorsunuz. Ne haber Elon? Yolla oradan bize bir Starlink. Ne görüşecek bilmiyorum. Ama bunlardan bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Çok havalı bir yerde böyle bir e, iş konseyi yemeğine gittik New York'ta. Dört yıl önce falan. Berat Albayrak'ın bakan olduğu dönemlerde. Herkes oturmuş, masaları satın almışlar. İşte 20 bin, 30 bin dolara masa satın alıyorsun. Ya, seve seve alıyorsun, almak zorundasın yani. <laughs> Almıyorum diye bir şey yok, alıyorsun. Ya o gece şey olsun yani, Amerika'da iş yapıyorsan ya da Türkiye'de iş yapıyorsun işte her masayı bir müteahhit alıyor diyelim. İşte beş müteahhitler en önde. Bir, iki, üç, dört, beş. Koçları en arkaya vermişler. <laughs> Gerçekten böyleydi. Ya, şaşırmıştık yani. İşte Sabancılar öbür tarafta. Doğan grubu şurada. Masalarda da en ön masada. Cumhurbaşkanı Berat Albayrak. işte o dönem Binali Yıldırım mı vardı acaba? Olabilir. Falan oturuyor tek masada ve diğer masalarda da çeşitli şirketlerin CEO'ları ve de gazeteciler dağıtılmış. Daha doğrusu gazeteciler aynı yerde oturuyor da Türkiye'den gidenler. Bizi almışlar başka bir masaya oturmuşlar yani. Biz misafir olarak gitmişiz. Ee, oturuyoruz şimdi. Yanında da bilmem büyük bir CEO var yani şeyin yöneticisi. Ne, ben diyeyim General Motors, sen de Ford. Yani öyle bir adam gelmiş. Şimdi. Yemekler güzel bilmem ne. Fakat önümüzde şöyle bir trafik var. İki masa ötede Berat Albayrak oturuyor. Türkiye'deki, Türkiye'den gelen iş adamları, Amerikalılar değil, CEO'lar değil. Herkes geliyor, merhaba Berat Bey diyor, kulağında bir şey söylüyor, bilmem ne oluyor. Berat Bey de gülümsüyor, hiç kalkmıyor böyle, gidiyor. O geliyor, gidiyor, bu geliyor, gidiyor. <laughs> bir trafik var yani, herkesin konuşmaları dinliyor ama orada bir trafik dönüyor. <laughs> Adam dedi ki, what's going on dedi yani, bu, kim dedi o dedi, niye dedi yani bunlar gidiyor, ne diyorlar dedi. Dedim ki yani buradaki iş adamların çoğunun buraya gelme nedeni ona gidip kendini göstermek dedim. Nasıl yani dedi. <laughs> adam CEO anlamıyor. Dedim yani bizde işler böyle dönüyor dedim yani şimdi kim bilir ne orada bak ben de geldim ben de masaya aldım ben de sizden biriyim ben de buradayım böyle olması gerekiyor e, dedi bunlar uçakta aynı uçakta gelmiyorum dedi dedim yok bazen başka uçaklar var bizde uçak çok dedim yani itibardan tasarruf olmaz adam bir şaşırdı kaldı vay be dedi yani demek ki burada işler böyle oluyor hepsi derken herkes demiyor Tabii bir de bunun gazeteci versiyonu var Anlatayım mı? Anlatmayayım mı? Anlatmayayım şimdi. <laughs> şimdi hadi. Polemik yaratmayalım yani. Neyse şimdi o günler geldi işte. <laughs> Yine bu günlerde de Erdoğan işte muhtemelen orada Aska Türklerinin yaptığı geceye gidecek. İşte oradaki Tur Türgev'in şey olan bir e, şey düzenlenecek. Konferans düzenlenecek. Muhtemelen Türk evinde başarılı konsolosumuz Reyhan Bey Erdoğan'ı ağırlayacak, orada bir iki tane yine buluşma, Türklerle buluşma olacak. Yabancılar gelecek, gidecek, Erdoğan çıkacak, dünya beşten büyüktür diyecek. Muhtemelen tahıl yolundaki, e, Karadeniz tahıl yoluyla ilgili yaptıklarıyla övünecek. Konjöktüre göre bir konuşma yapacak Birleşmiş Milletler'de. O konuşmaya Türkiye'den giden gazetecilerin pek çoğu ilgi duymayacak. Bir kısmı zaten New York'tan bir buçuk saat dışarıdaki alışveriş merkezinde, gidip alışveriş yapmayı tercih edecek. <laughs> en azından böyle oluyordu. Yani şimdi bu yıl olmayabilir artık bu sözlerden sonra ama. <laughs> Ve de dört gün sonra hep beraber geri gelinecek. Dünya ünlü Time Out dergisi Türkiye'nin resmi dilini Arapça olarak göstermiş. Ya Time Out diye bir dergi mi kaldı? Öldü gitti yani. Hatta geçen gün sordum. Hala Time Out diye bir dergi var mı dedim. Ruhu şad oldu dediler. Çok ilginç. 7682 kişi var şu anda online izleyen. Ve yaklaşık 10 dakikadır 7682 kişi izliyor. Ne bir eksik ne bir fazla. <laughs> yani giden yok. Gelen kaldı. Böyle bir dergin var? Bunlar kalmadı artık ya. Hiç. Bir önemi yok. Her şeyde kıl olmaya gerek yok. Var bir filmi Apple TV'ye geldi bu arada. Açtık maviyle Barbie'yi seyrettik. Eğer başıma bir şey gelmeyecekse e, ve şey olmayacaksa yani hani ne bileyim aranızdan birileri toplanıp Barbie severler tarafından aforoz edilmeyeceksen. Böyle berbat bir filmin bu kadar büyük bir gişe rekoru kırmasının arkasında sanırım insanlığın aptallaşmasının bir rolü var yani. Çünkü baktığın zaman aa çok feminist mesajlar var. Çok bilmem ne var. Yani Mavi bile dayanamadı. 11 yaşında. Dedi ki baba benim uykum geldi. Dedim evladım Bak Barbie aldık sana. 24 dolar verdik yani kirasına. Az bir para değil yani. 600 kaç? 700-800 lira para vermişiz yani. Şimdi erken ya hani herkes atlayacak diye uyanıkça bir şey yapıyorlar. Fakat seyredilecek hiçbir şeyi yok.